Cengiz hocamızı Ankara Yüce Camiası iyi tanıyor. Şimdi Cebeci Spor'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun Alanya'daki başkanlar kurulu toplantısını yakaladık. Mikrofonlarımızı atıyoruz. Hocam, Ankara Yüce'nden ayrıldım. Yeni bir maceraya girdim ve başarılı gidiyor Cebeci Spor. Cebeci Spor'u anlatalım ilk önce. Bilmeyenler için. Aslında herkes biliyor. 47'de kurulmuş bir kulüp. Biz Ankara Gücü'nden ayrıldıktan sonra bir futbol akademisi projemiz vardı. Kendi akademimizi kuralım. İşte kendimiz futbol okullarıyla birlikte yola çıkalım. Daha sonra da kulüpleşelim istiyorduk. Ve yine Ankara sporunu, Ankara futbolunu, Ankara gençliğini bir hem destek hem bir çalışma yapalım diye bir planımız vardı. Bu arada Cebeci Spor tabii bizlerin de çok yakının tanıdığımız bir kulüptü. Altyapı olarak, yetiştirdiği oyuncular olarak birçok isim var. Bugün liglerde de oynayan isimler var. Bize teklif edildi. Biz de düşündük. Yöneticilerimizle karar aldık. Takımı devraldık biz. Bu Aralık ayında olan bir şey. Tabii şimdi Ankara Amatör Kümesi yukarılar gibi değil. Yani profesyonel takım altyapıları gibi imkanlar, şartlar yok. Yani arada çok büyük uçurumlar var. Tesis anlamında, özellikle oyuncu bulma anlamında. Yani aklına gelebilecek sporla ilgili her türlü konuda çok büyük dezavantajlar var. 19 Mayıs ve amatör kümelerin. Biz ilk olarak takımı tanıyıp, daha sonra da kendi oyuncu yaş gruplarını bir izledik. Çok fazla aşırıya kaçmamak kaydıyla biraz oyuncu akışı sağladık. Amatör takımı ikinci amatör kümeden kurduk. Şu anda da ikinciyiz. Zaten iki takım çıkıyor. İnşallah oraya da çıkacağız. 17 takımı grubunda şampiyon olup Ankara playoff'unda elendi. 16 takımı üçüncü oldu. Bir puan farkla çıkamadı. 15 takımı keza öyle üçüncü oldu, çıkamadı. 14 takımı üçüncü bitirdi. Şu an U13 takımımız grubunda lider. U13 takımını tamamen bizim kurduğumuz bir takım diyebiliriz. Çünkü diğer yaş gruplarına çok fazla dokunmak istemedik. Zamanımız kısaydı. Ve bir de şu var, bizim bakış açımızda küçük yaş gruplarında biz asla hani illa başarılı olsun, işte şampiyon olsun, o biz onun derdinde falan hiç olmadık. Zaten bu altyapılarda, yaş gruplarında skora, puan tablosuna endeksli çalışırsak veya o gözle bakarsak, başarıyı o kriterle irdelersek başarılı olma şansı yok kulübün. Biz de her zaman, biz Ankara Gücü'nde çalışırken de öyleydik. Yani kaybettiğimiz maçlarda hep iyi şeyleri çıkartmaya çalıştık. Hata varsa kendimizi aldık, çocuklarımızı yücelttik. Burada da aynı. Ha, biz Ankara Gücü'nden Cebeci Spor'a geldik, şunu gördük. Tabii bizler koyu Ankara Gücü taraftarıyız. Bunu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Ama 19 Mayıs camiasına geldiğimizde orada da bir çocukların olduğunu gördük. Yani bu işe hevesli, bu işi seven, bu işe aç kalmış, ilgiye, alakaya aç kalmış çocukları gördük. Hep yıllardır gözümüz işte Ankara Gücü, Ankara Gücü'nün çocukları, Ankara Gücü futbolcuları. Ama baktık ki orada da var çocuklar ve orada da var Ankara Gücü çocuklar gördük ve bu bizi mutlu etti. Ve şu anda da Cebeci Spor'un altyapısı gerçekten hani %80-90'a yakını Ankara güçlü oldu. Bu da bizi mutlu ediyor ayrıca. Antrenmanları falan nerede yapıyorsunuz hocam? Tesis sıkıntısı, bu kadar takımdan bahsediyoruz. Tabii tesis sıkıntısı amatör kümenin dün de seminerde zaten ben de söz aldım, konuştum. Tesis sıkıntısı Ankara'da çok büyük. Hat safhada. 19 Mayıs 1 ve 2 nolu sahalar antrenman için tahsis edilmiş. Bizler geldiğimizde
bizim U14, U16 ve U17 takımımız aynı anda antrenmana giriyorlardı. 1 saat antrenman süresi var ve bu her takım için geçerli. Yani 10'ar 15'erden topçuyu saysanız 45 tane çocuk yarı sahada. Bir tane hoca, yani bu çocuğa ne verebilirsin, ne öğretebilirsin, hangi çalışmayı yaptırabilirsin? Tabii bu çalışma şartları çok olumsuz. Yani mümkün değil bu şartlarda futbolun amatör düzeyde ilerlemesi. Biz Cebelspor olarak başkanımızın da desteğiyle öncelikle gruplarımızı ayırdık. Ve her grubumuz ayrı bir gün gelmeye başladı. Sahalarımızı kiraladık. Yani gençlik sporun bize verdiği 1 saat dışında 2 kere de 2 ayrı saati kiraladık. Ve diğer takımlarımızı oraya antrenmana şey yaptık. Dün de söyledik. Bu konuda kendimizi şanslı hissediyoruz. Gerçekten yani 50-60, yani çok komik aslında bunlar. 50-60 sporcuyla antrenmana çıkan takımlar var. Evet. Süren 1 saat. 1 saat. Yani anlatılıyor. İşte Türk futbolu şöyle yapılmalı, Türk futbolu böyle yapılmalı. Yani bu konular aslında geri planda kalması lazım. Türk futboluna hizmet etmek isteyen önce eğitim sorununu, daha sonra tesis sorununu çözecek ve ben hizmet ediyorum diyecek. Yani bir de şu yanlışımız var. Hep Avrupa'yla kıyaslıyoruz kendimizi. Avrupa'yla kıyaslama şansımız yok bizim. Şu şartlarda yok. Yani Avrupa'yla bizim aramızda 70-80 senelik bir fark var. Ne yazık ki, üzülerek. Yani her anlamda, eğitim anlamında, antrenman anlamında, şartlar anlamında, mental anlamda, her anlamda çok büyük fark var. Herkes söylüyor, herkes tamam doğruları söylüyor. Şöyle yapılmalı, şu yani tesis yapılmalı ama hiçbir şey yapılamıyor. Dün Sayın Selçuk Başkan'ı gerçekten hayranlıkla seyrettim, dinledim. Ve bilmiyordum. Pursaklar Belediye Başkanı. Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum bu kadar sporla iç içe olduğunu. Hani insanların siyasi tercihi, görüşü ne olursa olsun spora hizmet eden insan gerçekten hani takdire şayan bir insandır. Ki hele ki bu yerel yöneticiyse bu takdir 2-3 katını artmalıdır. Yani belediyenin kendi arazisini tahsis etmesi, işte 2500 kişilik stat müjdesi, spor salonları. Gerçekten büyülendim. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Bunun 7 tane Ankara'da metropol ilçe var. Bir de Büyükşehir Belediyesi var. Mesela bir örnek daha vereyim. Mamak Türközü sahasının bütün belediyeler sorumluluk alıp o sahadan birer tane yapmaya çalışsa Ankara'da inanın tesis sorunu kalmaz. Müthiş bir tesis var Mamak'ta, Türközü stadı. Evet. Müthiş bir tesis. Tabii bu şekilde aşılabilir tesis sorunu. Ama İşte siyasilere bunlar iletildiğinde ilk söyledikleri şey yer yok. Tam spor tesislerine yer yok ama her türlü şeye yer bulunuyor. Çankaya Belediyesi'nin bir toplantısı oldu da motor kulüplerle. Siz göreve başlamadınız diye sanırım. Tesis arazisini bulursanız biz size yardımcı olacağız. Siz araziyi bulup tesis yapmanızla ilgili desteği sağlayacağız demişti. Cebeci'de ona göre bir yer var mı? Takım çalıştırabileceğiniz, şey yapabileceğiniz için. Şimdi şöyle, biliyorsunuz Cebeci Spor'da Çankaya bölgesinin takımı. Evet. Biz o bahsettiğiniz toplantı zamanı biz Cebeci Spor'da değildik. Dolayısıyla toplantıya biz katılamadık. Fakat biz bu tesis konusunda yönetim kurulumuzun yoğun bir çalışması oldu. Yani şimdi siz belediyelerin kulüplere söylediği, siz yeri bulun, biz destek olalım. Çok üzülerek söylerim ama bu geçiştirici bir cevap. Geçiştirici bir cevap. Yani bunu belediyenin zaten mücavir alanlarındaki arsaları zaten belli. Yani internet ortamında dahi insanlar görebiliyor bunu. Yani tahsis edecek belediye zaten yerini belirler, kulüplere öneri yapar. Eğer sizin böyle bir projeniz varsa, tesis projeniz varsa, böyle bir yatırımınız varsa, buyurun size şuradaki arsayı biz tahsis ediyoruz demeli. Yoksa kulüplerin yani gidip araştırma yapıp orayı bulma şansları çok zor. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu nasıl? Siz daha önceden Ankara Gündeyken bu kadar ilgili değildiniz aslında. Aslında ilgiliydik. İlgiliydik. Tabii biraz uzaktık ama ilgiliydik. Çalışmalarını takip ediyorduk. Öncelikle Murat Kandazoğlu Başkan'ı gerçekten tebrik ediyorum.
iyi bir yönetim kurulu var ve iyi bir hizmet anlayışları var. En önemli özellikleri gördüğüm, izledim, herkese eşit mesafede olmaları. Tabii ki sorunlar, eksikler yok mu? Çok fazlasıyla var ve çözülmesi gerçekten çok zaman alan, yani uğraşma isteyen birçok konular var. Bugün üst siyasilere falan ulaşmak o kadar kolay değil. Hele ki bu sorunla gidiyorsan, ulaşıp bir de sorununa çare bulmak gerçekten çok zor, ama dün de gerçekten hayranlıkla dinledik Murat Başkan'ı. Hani yapılan şeyler, çalışmalar, ziyaretler, projeler gerçekten hoşumuza gitti. Ama tabii yalnız bırakıldığını düşünüyorum Murat Kandazoğlu'nun bu konuda, ASKF'nin yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Özellikle vurguluyorum, yerel belediyelerin desteği mutlak suretle daha fazlalaşmalı. Yani amatör kümelere sezon başlarında birer koli içerisinde verilen malzemeli amatör futbol kurtulmaz. Yani bunu belediyeler destek olarak lanse ediyorlar ama yani bir de işi gerçekçi görmek lazım. Yani bir eşofman takımıyla, bir top yardımıyla falan ne Ankara amatörü kurtulur, ne futbolumuz kurtulur.